Efendim, Kızılcahamam'daki yolculuğumuz devam ediyor. Ne demiş ünlü şair Harun Şen? Bu dünya fanidir bilesin, er geç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela, sonunda ölecek değil misin? Bu dünya boş, yapma öyle kitap, hesap. Ekranlara geliyor Türkiye'de bir numaralı ay yıldızlı kasap. Göster abi ay yıldızı. Dediler ki ay yıldızlı kasap var dediler. Oradan bağladım değerli izleyiciler ben de. İsim ne efendim? Mustafa benim ismim. Mustafa Aydın. Kaç yıllık kasabız? Ben çocukluğumdan beri 12 yıl olmuştur. 12 yıl. Hayır öyle bir söyledi ki sanki 85 yaşında çocukluğumdan beri. Yaş kaç? Yaş 30. 30. Evet. 15'ini ergenlik öncesine say. Evet. Yani 15'ini kasabım diyorsun. Evet. Kendine güveniyor musun? Tabii ki. Ne yapıyoruz efendim köfte? Kasap köftemiz. Kasap köfte. Köftelerimiz evet. Böyle özel burada sipariş de alıyorsun. Tabii. Normalde restoran tabii değil ama köfte ve sucuk meşhur olunca evet dışarıdan veriyorlar. Tabii. Patates nelerin efendim? Nasıl? Patates nerenin patatesi? Kızılcahamam'ın, Çeltikçi'nin. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki. Oğlum sapsarı altın sarısı. Her şey yerli. Her şey yerli. Altın sarısı gibi. Nevşehir, Niğde, Kızılcahamam patates de size rakip oldu. Ne diyoruz her zaman için? Erkekler ve bayanlar zayıflamak için yapar pilates. Ekranlara geliyor Kızılcahamam usulü. Patates diyoruz. Yanında bir de soğan. Tabii ki. Olmazsa olmaz. Yiğidin harman olduğu yerde köftemizi soğansız olmaz. Köfteyi de döşeyelim efendim. Odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe. Keyifle Kızılcahamam'da köfteyi patatesin üstüne döşe demiş Mustafa kardeşim. Evet, oo güzel oldu. Şekil gayet güzel oldu ya. Değerli izleyiciler burada Kızılcahamam'da Mehmet Kasap kardeşimiz böyle özel hizmetler de veriyor. Yalnız burada önce gözünüz doyuyor değerli izleyiciler. Köfteyi görüyor musunuz? Bir budu 250 gram geliyor neredeyse. Evet. Doğru mu abi? Tabii ki. Köftede hep iddialıyız diyorlar. Az önce de köfte çektik. Evet. Ama sen de diyorsun ki benim köfte daha iddialı. Daha iddialı. Sucuğumuz daha da iddialı. Biz birbirimizle yarışıyoruz. Evet şöyle geliyorum. Değerli izleyiciler gel abi. Kış geldi. Sırtımıza giyeceğiz. Her zaman söylüyorum gocuk. Ekranlara geliyor. Tost makinesinin içinde Kızılcahamam usulü sucuk. Sizin sucuğun özelliği nedir abicim? Bizim sucuğum... Mesela şunu diyor musun? Çiğ yersen işte tabii saç dökülmesini engeller. Koronavirüse birebirdir. Tabii. Pişirmiş yersen diyorsun bağırsak enfeksiyonlarına. Her şey nazara, birebir. Mezara, her şeye her gelir. Şeye birebir. Ye gitsin aç ağzını, aç ağzını. Bir dakika abi duyuyor. Duyuyor bakar mısınız ya? Ya şu maske var ya neleri gizliyor değerli izleyiciler ya. Hiç 30 gibi durmuyor. 15 yaş açıcı. Aç ağzını. Gömdün gitti. Söyle abi özelliğini söyle. Abi bizim kasap sucuğumuz Kızılcahamam'da kasaplara özel. Sadece et, baharatın birleşip sucuk haline geldiği sucuk. Yani diyorsun ki katkı yok kardeşim. Aynen öyle. Canlı hayvanla ne görüyorsan sucuk haline geldiğinde de baharatıyla, sadece etiyle, yağıyla diyorsun. Tabii ki. Dört dörtlük diyorsun. Sana güveniyoruz Mehmet. Mustafa. Mustafa. Bir de bu dünyanın öbür tarafı tabii var. Tabii ki. Bazen duyuyoruz, tabii üzülüyoruz. Yok at eti. Evet, yok eşek iteti, eti. Yok eşek eti. Bunlar da olmuyor değil. Tabii ki. Ama diyorsun ki dikkatli. Peki nereden anlayacak? Abi nereden anlayacaksın? Nereden anlayacağım? Ben şimdi geldim. Kızılcahamam'a geleceksin güvenin bütün kasaplara. Yok onu Kızılcahamam demiyorum. Neyi? Şimdi devamlı Allah Allah evi köyü Kızılcahamam'a mı taşıyacaksın? Abi biz gargoyla da göndeririz. Sen neredesin biz orada. Yani adam İstanbul'da nasıl anlayacak? Antalya'da nasıl anlayacak? Sen bu işin optusmanısın diye soruyorum. Abi bunun lezzetinden anlayabilir. Lezzetinden anlar. Tabii ki. Lezzetinden anlar. Tabii şöyle cızırtısına bak. Cızırtısına sucuk bakalım. Yağlı olur abi. Yağsız sucuk olmaz. Olmaz diyorsun. Yağı böyle lazım bırakacak. Aynen. Yakmaması lazım aynen diyorsun. Öyle. Aynen. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi. Cızırdayacak. Bu şekilde cızırdayacak. Cızırdayacak diyor. Evet. Mustafa diyor ki cızırdayacak abi diyor. Yani yağsız sucuk olmaz abi. Evet. Kim şöyle ne derse desin. Cızırdayacak diyorsun. Evet. Gördüğünüz yağsını gibi. Yağsını böyle bırakacak. Sucuk. Bırakacak Kızılcahamam. Evet. Bu konuda iddialı Mustafa Bey diyor ki buradaki her dükkana girerseniz girin. Aynen öyle. Türkiye'nin en organik sucukları diyor. Kızılcahamam'da. Kızılcahamam'da yapılır evet diyor. Peki şu tarafa doğru gel Okan oradan dolaş. Değiştirdin mi abi? Değiştir. Bir takla attır şuraya. Attır bir abi takla attır. Sen takla attır gel. Ben de burada bir takla atayım değerli izleyiciler. Vallahi şunu çok tuttum ya. Gel 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 yanaş gel. Abi şuna bak ya. Bunu var ya yemeyeceğin yanında yatacaksın değerli izleyiciler. Adamın uykusunu getirir bu. Vallahi uykusunu getirir. Buna tabii şimdi bu ne yapacak biliyor musun? Çok güzel böyle yeşil biberler. Bir tarafta da baş sarımsakları götürecek. Bunu nereye atacaksın? Ekmek fırınına mı? Fırına atacağız evet. Sende mi fırın? Dışarıda mı? Yok dışarıda. Böyle teslim et. Evet.
Pişmiş zaman... şekilde müşterimiz saat 6'da afiyetle yiyecek. Yiyecek. O zaman el sallayalım. Abo ver. Ver. Cumal abi yardımcı oldu değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi o bu. Şimdi bunun organını nereden anlayacağız? Gel gel. Amcan nerede? Amcan nerede? Amca gelsin. Amca gelsin. Değerli izleyiciler, hayvanı kestiniz, kasaba getirdiniz. Bacağından takacaksınız yukarıda kanca. Baldan anlar bende amca dedi abimiz. Al abi. Bak. Şöyle abi. Burada kal. Ne diyeyim? Gördüğünüz bal en kaliteli ballardan birisi. Petek balı. Arılar kendi yapmış olduğu bir bal. İsim neydi abi? Sedat. Sedat abi. Bu gördüğünüz dedi arıların yapmış olduğu bal dedi abi. İnsanların yaptığı ballar da var. Ben onun için söyledim. Sedat abi, evet. Allah razı olsun. Yoksa... Abi nasıl unutmayın? Arıların yaptığı bal dedi abi. Arıların yaptığı bal. Bir de insanların yaptığı bal var. O nasıl oluyor? O bal da insanlar yapıyorlar. Biz mi, yani nasıl yapıyorlar bilmiyoruz. Ama yapıyorlar yani. Sedat abi çok güzel yorumladın. Allah senden razı olsun. Bu diyorsun Kızılcahamam'ın diyorsun. Çam ormanlarında. Çam ormanlarında çiçek balları. Sucuklarımızdan ikram ediyoruz. Çok güzel. Sucuklardan ikram ediyoruz değerli izleyiciler. Sedat abi dedi ki ben kendim yemediğim sucuğu dedi hiç kimseye dedi tattırmam dedi. Sucuk dedi hafiften dedi yağlı olacak ve damağı yakacak dedi. Aynen. Buyur abi. Gömdü gitti abi. Vallahi hem programı çekiyoruz hem de abi böyle firma sahibini kendi elimizle besliyoruz. Evet, arka arkasına geliyor. Önce sucuk, sonra patatesli köfte, şimdi bal, öbür taraftan da bazlama da geldi değerli izleyiciler. Şimdi sucukları meşhur bazlama. Bazlaması abi, sucukları da böyle. Kızılcahamam meşhur köftesi. Kızılcahamam. Bazlamayı meşhur... kim yapıyor abi? Sayın Hanım var yan tarafta. Bazlamayı kim yapıyor? Kadınlar yapıyor. Ha, güzel söyledi. İnsanların da yaptığı bazlama var diyecek zannettim ama Sedat abi Allah razı olsun. Ve şimdi evet oraya geliyoruz ve burada sucukla bazlamanın birleşmesini ekranlara getiriyoruz. Yolculuğumuz Kızılcahamam'da devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Ankara'nın da en şirin, en güzel, sıcakkanlı insanların yaşadığı ilçeler arasında biricik, akla gelir Kalecik diyoruz. Bu gördüğünüz şu anda güzel yapının arkasında anneler, ablalar toplanmışlar. Ekmek yapıyorlar efendim. Ne yapıyorlar? Ekmek yapıyorlar. Ekmeksiz olur mu? Olmaz diyoruz. Şimdi içeriye gireceğiz. Biraz içeriği karıştıracağız. Gel bakalım kardeşim diyorum. Aha bura kapının önü değerli izleyiciler. Şimdi içeriye doğru giriyorum. Ne yapıyorum? Ayakkabıları çıkartıyorum. Selamun aleyküm. Değerli izleyiciler, insanoğlu her zaman için ne olmalı lazım? Umutlu. Bu gördüğünüz ablalar da dünyada en mutlu. Niye? Bir araya gelmişler. Muhtemelen yaş ortalamalarına bakıyorum. Bunlar gelin sahibi, damat sahibi anneler. Ekmek bahane, muhabbet şahane diyoruz. Gelin çekiştirmiyorsun. Bak buyur. Bak ben bir şey dedim mi? Ben hiçbir şey demedim. Şu gördüğünüz, hani erkeklerde ensesi kalın derler ya. Annem dedi ki kafadan gelin çekiştirmeye geldik. Geline ekmek yapmaya gidiyoruz diyorlar. Gelinleri burada çekiştiriyorlar. Dirliğin kalmaz. Evde söyleyemiyoruz. Burada duruyoruz işte. Korkuyorum. Tabii tabii. Bu gövdeyle. Sorma sorma. Benim yıkılınca kalkamıyorum. Allah Allah. Şöyle geleceğim şimdi şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler. Anamın yanına geldim. Hepsi kızımız. Gelinlerimiz kızımız. Abi gelinler baskın yapar da bunlar yedek oklava. Oklavalar, yedek oklavalar burada. Şöyle bir çökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede otursan olur? Ben yapayım. Yok, buraya oturacağım. Annem senden başlayalım. Buyurun. Hoş İsmimiz? Şerife Karaca. Yaşımız? 64. Doğma büyüme buralıyız. Buralıyım. Ekmeği en güzel diyorsun Ankara'da ve Türkiye'de biz açarız diyorsun. Evet, kendim de aynı zamanda fırını işlettim yıllarca. İki çocuğumu onunla büyüttüm tek başıma. Sadece ekmek. Yani sen ne yaptın? Ekmeği taştan çıkarttım. Çıkarttın. Çıkarttım. İki çocuğu büyüttüm, okuttum, evlendirdim. Torun torba sahibi oldum. Allah'a şükür gelinim de oğlum, damadım da başımın tacı. Dünyada en büyük varlığım onlar. Gelin de. Gelin de damat da. Gelin nereli? Gelinim
Adı Pazarlı. Evet, damat. Damadım Edirneli. Oho, sen dışarıya açılmışsın ya. Evet. Evet annem, tabii bir gelin bir damat olunca adaletli oluyorsun. Geline laf söylesen damat alınır, damata laf söylesen gelin alır. Terazi. Söyleyemem, ikisi de benim canlarım. Çünkü yaşlanınca onlarla ilgi, onlar bakacak, onlar şey diyeceğim, o yüzden onlara iyi davranmam lazım geleceğim için. Gelin mi daha çok seviyorum damadım? Fark etmez, ikisini de severim. Gelinle damat tabusuz arsa. Değerli izleyiciler, şimdi ekrana ekrana gelmiyor ama bir annem var, birazdan gelecek. Tapuyu ona da soracağız. Evet, anneme geldik. Ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim yavrum. Ne ekmeği yapıyoruz annem? Bu içli. Ispanaklı ekmek yaptık. Ne var içlinin içinde? Ispanak var. Genelde bu, böyle toplanıyor musunuz? İmece usulü mü oluyor? Düğünde, bayramda, haftada? Genelde yapıyoruz. Cenazelere ekmek yapıyoruz böyle. Gözleme deriz biz, yaparız. Diğer yerlerde pide veriliyor ya. Bizim burada da eskiden yapılıyordu. Sonradan kalktı dedi, şimdi yine yapılıyor. Benim bir grubum var böyle. Arkadaşlar var. Bu kadar değil. 8-10 kişiyiz. Onları çağırıyoruz. Bir çuvalı yapıyoruz. Öğleye yetiştiririz. Sabahtan başlarız. 50 kiloluk çuvalı yaparız cenazelere. Ekmek yaparız böyle. İddialı mısınız? Tabii canım. Yani Türkiye'de en iyi bu kategorideki ekmeği biz yaparız. Biz yaparız. Biz yaparız. Kalecikli bayanlar olarak. Tabii. Kaleciğin gözlemesi mükemmeldir. Yiyin bakın. Birazdan yiyeceğiz. Biz de ona içi yağlı mı diyoruz? Ne diyoruz? Bu tek gözleme. Tek gözleme. Bu tek gözleme. Tek gözleme. Bu tek gözleme. Vallahi burada da zaten hazine burada bak. Bu ne? Bu da katmer. Bu da katmer. Şimdi bunu da yazıp pişireceğim. Bu da ıspanaklı size yaptık. Çeşit çeşit maşallah. Patatesli de yaptık. Şimdi patatesli de koyacağım bir tane. Onu da görürsünüz. Böyle çeşit çeşit yaparız. Bir gün o arkadaşa yaparız. Bir gün o arkadaşa, bir gün o arkadaşa, bir gün bana. Burası belediyenin yeri. Anahtar bizde durur. İsteyene veririz. Herkes kullanır. Herkes başını çaresine bakar. Herkes kullanır. Herkes kullanır. Evet, ezan da okunuyor. Ezan vakti. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Amin. Annem nasılsın? Teşekkür vereceğim. Geleyim hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür iyiyiz. Ablayla bir ortak yönümüz var değerli izleyiciler. Ben biliyorsunuz Çorum Kargılıyım. Ablamın oğlu da Çorum Kargı'da astsubay olarak görev yaptı. Görev yaptı. Evet. Şimdi nerede? Şimdi Suriye'de. Suriye'de. Evet. Şöyle bir dön ya. Bir dön şöyle. Suriye'de. Bir görsünler. Suriye'de. Yaşı kaç? 35. İsmi ne? Ali Semerci. Evet, buradan Ali Semerci komutanımıza saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Şu an Ankara'nın en köklü ilçelerinden biri Kalecik. İsmi de güzel. Kalecik. Ezanla okunuyor. Değerli komutanımız, ezanlar dinmesin, bayraklar inmesin diye bütün Mehmetçiklerle birlikte, emniyet güçlerimizle birlikte, korucularımızla birlikte Suriye sınırında nöbetlerini tutuyorlar. Rabbim tekerlerine taş değdirmesin, gözleri şahin kadar keskin olsun, düşmanın bütün yapacağı haince, kahpece saldırılardan da hepsi uzak olsun, Rabbim korusun diyoruz. Ayten abla, şimdi ne yapıyoruz? Bu işli. Tek gözleme yaptık. Tamam. Bu katmer. Senin görev bu mu? Ben pişirmek. Pişirici. He. Ablam seninki yağ sürücü. Ben de yağlıyım. Yağlıyım ben de. Diyorlar mı sana böyle konuşunca yağ çekmedi? Demiyorlar. Sizin isim ne? Hatice Karaca. Senin iş biraz kolay Hatice abla. Yok. Ya ne ya? Tereyağı var. Ne yapıyorsunuz? Böyle pişiriyorsunuz, gidiyor. Değerli izleyiciler, buradaki annelerimiz gerçekten hem Kaleci'nin, hem Ankara'nın, hem Orta Anadolu'nun geleneklerini, göleklerini hem böyle yaşatıyorlar, hem de burada keyifli bir muhabbet yapıyorlar. Bu güzel görüntülerle şimdi ekmekler biraz sonra teker teker fırına verilecek, açılacak, etrafa neşeler saçılacak diyoruz. Afiyetle de yiyeceğiz. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Annem peki odun ne? Evet, meyve odunları. Meyve odunları. Odun. Bahçelerde eski, kurumuş ağaçlar. Onları kullanıyoruz. Onları kullanıyorsunuz. Evet efendim, iyi seyirler diliyoruz. Kalecik'te yolculuğumuz devam edecek. Az sonra ekmekler açıldıktan sonra şöyle bir sereceğiz. Hep beraber yakından göreceğiz. Yolculuğumuza da devam edeceğiz. İyi seyirler. Evet
değerli izleyicilerimiz, tabii ki Ankara denince, Kalecik denince akla da çok değerli belediye başkanı Sayın Duhan Kalkan da geliyor. Bizleri burada ilçesinde ekibiyle birlikte en iyi şekilde ağırladı. Dedi ki başkanım, emeğin olduğu yerde, ekmeğin olduğu yerde, sevginin, muhabbetin olduğu yerde, birliğin, beraberliğin olduğu yerde dedik röportajımızı gerçekleştirelim. Sağ olsun Sayın Başkanımız da bizleri kırmadı. Anneler arka tarafta Kalecik'in yöresel ekmeklerini çeşit çeşit yapıyorlar. Ve ben başkanıma diyorum ki her belediye başkanımız olduğu gibi, insanlar Kalecik'e niçin gelmeli? Kalecik'e görürlerse ne yaşarlar, ne görürler, ne yerler efendim? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Ankara'nın en tarihi, en şirin ilçelerinden olan Kalecik'imize hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan dolayı bizler de çok mutluyuz. Tabii ki Kalecik 4000 yıllık tarihiyle Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Hititlerden Galatlara, Galatlardan Roma ve Bizans dönemine, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemi, Beylikler dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren de Kalecik hem kültürüyle, hem tarihiyle, hem doğasıyla Ankara'nın en kadim, en önemli ilçelerinden bir tanesi. Turizme çok önem veriyoruz. Kalecik'te trekking rotalarından tutun da gastronominin en yöresel lezzetlerine ulaşabileceğiniz konaklarımıza, konaklarımızdan tutun da bağ bozum etkinliklerimize, ki her yılın her yıl Eylül ayında bir uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivalimizi yapıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı yapamadık ama 2019 yılındaki festivalimize 100 binin üzerinde Ankaralı vatandaşımızı burada ağırladık. Tabii hükümetimizin önemli projelerinden bir tanesi Ankara ile Zonguldak arasındaki Kara Elmas Turizm Treni projesi. Daha önce bu tren yolcu taşımacılığı yapıyordu. 20 yıldır yaklaşık yapmıyor. Tekrar Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın girişimleriyle diyelim, ya da milletvekillerimizin girişimleri ve Bakan Bey'in takdirleriyle diyelim, bu turizm trenine dönüştü. Bundan sonra Ankara Zonguldak arasında pandemiden sonra böyle bir hat konulması planlanıyor. Ve bu hattın en kritik noktalarından bir tanesi Kalecik. Biz Sayın Bakanımızı da burada ağırlama fırsatı bulduk. Tabii niyetimiz, düşüncemiz hem Ankaralılara, hem çevre illerde bulunanlara, hem Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek vatandaşlarımıza Kalecik'imizin doğasını, gastronomisini, tarihini, kültürünü güzel bir şekilde sunmak ve özellikle pandemi döneminden sonra böyle biraz AVM'lere sıkışmış, kafelere sıkışmış insanlara nefes alabilecekleri tertemiz bir doğayı burada sunmak istiyoruz bizler de. İzleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Ankara Kalecilik'te yolculuğumuz devam ediyor. Hani bir soru vardır. Baban muhtar mı? Değil kardeşim. Anan muhtar mı? Değil kardeşim. Ablan muhtar mı? Değil kardeşim. Ama Kalecik'te bir kadın muhtarımız var. Ne olmuş yani diyoruz. Dediler ki Kalecik'in en güzel köftelerini, en güzel tatlılarını değerli muhtar yapar dediler. Biz de ne yaptık? Geldik. Kapıya vurduk. Kapı zaten herkese açık. Gel bakalım Okan kardeşim diyorum. Şöyle bir içeriye dalıyorum değerli izleyiciler. Kardeşimiz muhtarın yerinde yemek yiyormuş. Ne yiyorsun kardeş? Köfte yiyoruz. Muhtarımın köftesi meşhur. Evet. Ondan sonra helvası. Meşhur. Meşhur. Turşuları kendi el yapımı. Yiyorsun. Yiyoruz. Hesaplı. Hesaplı, ucuz. Ucuz. Otur kardeşim benim. Natürel çekim yapmaya, doğal çekim yapmaya devam ediyoruz kardeşim. Evet. Türkiye'nin en güler yüzlü kadın muhtarı. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. İsim neydi ablam? Hülya. Hülya abla, niye muhtarlık? Vallahi niye muhtarlık? İnsanlara yardımcı olayım dedim. İnsanları çok seviyorum. Onlara bir nebze, kadınlara özellikle yardımcı olmak istiyorum. Onların içeride muhtarlığımda yaptıkları eriştiler var. Bahçelerinden getirdikleri ürünler var. Kuş, onları diyorsun. Kuşburnu, pekmez. İlk dönem mi? Evet. Evet. Yeni yapıyorsun. Zor oluyor mu? Genelde Türkiye'de ağırlıklı. Ben devlet memurluğundan emekliyim.
İlçeyi de biliyorum. Evet, biliyorum. Mahalleyi de biliyorum diyorsun. Doğum abime buradayım. Yani evet, insanlara yardımcı olmak için bir de muhtar olayım dedim. Bir de böyle güleç yüzlüsünüz. Bilgilerimi, tecrübelerimi, çiçekler insanları arasında en güzel çiçeklerden biri. Peygamber Efendimizin de sevdiği biliyorsunuz gül. Gülleri de herhalde eksik etmiyorsunuz masada. Evet. Maşallah. Çiçeklerimiz var. Yazında, kışında çiçeklerimiz, güllerimiz eksik olmaz bizim. Şimdi neyimiz meşhur? O ustam çalışıyor maşallah. Şöyle bir geliyorsun. Var mı abi köfte orada? Evet var. Attın mı? Var. Gel bakayım, şöyle geliyorum. Değerli izleyiciler, her zaman söyleyeyim, bir mekanın dar olması önemli değil. O mekanın içindeki ustanın marifeti ve malzemenin kalitesi önemli. Şöyle görüyorsunuz, sıfır teğet geçiyorum. Ankara'da köftesiz olmuyor değerli izleyiciler. Tekirdağlılar, Akçaabatlılar. Biz onları solladık. Evet bakın, Ankara köftesi, Kalecik'te de yine köfte abim atmış. Abi senin köftenin özelliği ne ustam? Şuraya bir dün maşallah. Köftenin özelliği köftenin çok güzel olması. Ayrıca biz hem dana hem de kıyma kuzu kullanıyoruz. O yüzden lezzetli oluyor. Kendine güveniyor. Tabii. Her zaman için. Yani gönül rahatlığıyla yoldan geçerken Çankırı, Ankara arasında Kalecik'te dursunlar, köfteyi yesinler. Evet abim, yesinler. Çok güzel köftelerimiz var. Ayran içeceksen diyorsun Balıkesir, Susurluk'ta mola versinler, ama köfte yiyeceksen de diyorsun Kalecik'te mola. Evet, Kalecik'te muhtarın yerinde yesinler. Yesinler abi. Kokoreç yani, yesinler. Kokoreç mi var? Bakayım evet, abi şu köfteye. Değerli izleyiciler, şöyle cızır cızır ötüyor. Evet, iyi köfteyi ben kokudan anlarım değerli izleyiciler. Evet. Böyle Kalecik'in ovalarında, yaylalarındaki hayvanların böğründen, döşünden, kuzusundan, danasından, anasından yapılmış köfte diyoruz. Ekmek arasına dolduruyor. Şöyle bir görsün abi Okan Baba. Ben de her zaman için köfteyi ekmek arası yemeyi tercih ederim değerli izleyiciler. Bir yanda gönül yarası, diğer yanda köfte ekmek arası diyoruz. Doldur gelsin abi. Kaç tane koyuyorsunuz abi ekmeğe? 8 tane. 8 tane. Değerli izleyicilerimiz, öncelikle 81 ilimizde herkese böyle Hülya ablam gibi muhtar nasip eylesin. Çünkü niye biliyor musunuz? Mahalledeki kadınlar el emeklerini, göz nurlarını getiriyorlar. Muhtarım size emanet diyorlar. Ekranlara gelecek çeşit çeşit konserveler var. Çeşit çeşit turşular var. Bal var. Bakıyorsunuz makarna var. Tarhana var. Nane var. Kekik var. Yağ var, ceviz var, armut kurusu var. Yok yok, sadece önümdeki sepette her zaman söylüyorum. Ayvayı yemişsin diyorlar bana. Evet, ayvayı yemişim, ayvayı yedirim, Kalecik'te yerim. Armudun iyisini kim yer derler. Ben orayı es geçiyorum, armudun iyisini ben yerim diyorum. Ve hani derler ya, yeni bir şey duyduğunda veya hayret edici bir şey duyduğunda bir yaşıma daha girdim derler ya. 48 yaşında geldim Ankara Kaleci'ye, 49 yaşında ayrılacağım. Muşmula'yı bilirim. Elimde görüyorsunuz. Dön gel de derler. Elimde görüyorsunuz. Beş bıyığı da ilk defa Muşmula'ya ve Döngel'e beş bıyık isminin konulduğunu da Ankara'da, Kalecik'te değerli Hülya muhtarımdan öğrendim. Gördüğünüz gibi burada yok yok kadınlarımızın el emeği, göz nuru, doğru mu muhtarım? Evet. Kadınlarımız yeminlerini, bunları satın bana diyor. Ben onlar ne burada diyorsa satıyorum. Her şey. Evet, mahallemin kadınlarına ait. Mahallemin insanlarına ait. Benim cevizimi satıyor, cevizi satıyorum. Ben sirke yaptım, sirkeyi erişte yaptım. Neyi güzel yaparsa biliyorum zaten, tanıyorum insanları. Ona göre yönlendiriyorum. Sen erişte yap, sen şunu yap. Kuşburnu, turşu, turşuyu kendimiz yapıyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz değerli izleyiciler. Çankırı, Ankara arasında mutlaka Kaleci'ye şöyle bir uğrayın. Gaza basıp geçmeyin. İçerilere bir girin. Bu güzellikleri gelin yerinde görün diyorum. Değerli
izleyicilerimiz, mesleğimiz gereği Anadolu'yu, Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Dualar alıyoruz, tekerinize taş değmesin deniyor. Soner kardeşim de dedi ki, madem ki kaleciye geldiniz dedi, ben de dedi şöyle bir dedi, amine Rasulü okuyayım dedi, tekerinize taş değmesin dedi. Sonra dedi, futbolu çok seviyorum dedi, bir maç anlatayım dedi. Ben çekiliyorum aradan, yardım etsin, dualarını kabul etsin Hazreti Yaradan diyorum. Mikrofonu Soner kardeşime veriyorum. Buyur kardeşim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulü. La nüfernu beyne hadin min rusulü. وقالوا سمينا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحانك ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet değerli izleyicilerimiz, Kızılcahamam Kaymakamımız değerli Can Aksoy ile birlikteyiz. Efendim insanlar Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine niçin gelmeli, nereleri görmeli, ne yemeli? Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. İç Anadolu'nun en önemli turizm lokasyonlarından olan Kızılcahamam. Tüm davetlerimizi, tüm misafirlerimizi hoş görüyoruz, sempatiyle bekliyoruz buraya. İlçemiz çok şirin bir ilçedir. Bildiğiniz gibi yeşilin doğayla buluştuğu en önemli başkentin en önemli noktalarından biri burası. Gelen misafirlerimizi tabii öncelikle soğuk su milli parkımıza bekliyoruz. Arkasından bölgenin bazlama, sucuk ve diğer mangal ürünleri noktasında en iyi burada ziyafetleri verebilecekleri aileleriyle koronadan uzakta, oksijeni bol bir mekanda her birini misafir etmek isteriz. Herkese sağlık diliyoruz. İnşallah koronadan sonraki zamanlarda da tüm misafirlerimizi Kızılcahamam'a bekleriz. İzleyicilerimiz, öncelikle Ali İhsan Kayabaşı beyefendi dedi ki programın ismi ne? Programın ismi en iyisi gezmek dedim. O da dedi ki tam yerine geldiniz, tam sizin programa uygun dedi. Ancak dedi burası jeopark, millet otopark falan algılamasın, anlamasın dedi. Burada dedi insanın dedi yüzyıllar boyunca dedi asırlar ötesine giden dedi bütün tabiatta varlıkta oluşumların Türkiye'nin ilk müzesi. Jeopark Müzesi. Jeopark Müzesi. Şöyle gelelim. Tabii ben ki. Ben işin açıkçası büyülendim. Boş bir gezdim. Geri gidelim. Şöyle neler var efendim burada? Öncelikle ilçemize, müzemize hoş geldiniz. İsminden de anlaşıldığı gibi Kızılcahamam termal ve kaplıcalarıyla meşhur. Burası da Türkiye'nin ilk jeopark müzesi olma özelliğine sahip. Jeo yer bilimi park düzenleme anlamına gelen Kızılcahamam'ın kuzeyden Çankırı'ya, güneyden Güdül'e kadar uzanan 2000 kilometre kara alan bir çerçevesinde yaklaşık 2500 tane jeosit yani farklı jeolojik alanların bulunduğu ve biz Kızılcahamam
Belediyesi olarak bu müzeyi 2018 yılında yaptık. Türkiye'de ilk midir? Türkiye'de bu konsepte ilk jeopark müzesi. Proje olarak da ilk ama bizden önce tescillenen jeoparklar da var. Burada bizim amacımız şu, milyonlarca yıl önce bu jeositlerin, jeolojik oluşumların bizden önceki nesillerden bize miras kalan bu jeositlerimizin bir sonraki nesillere açık hava müzesi şeklinde korunarak bir sonraki nesle aktarılması. Burada ne var hocam hızlı bir şekilde? Şimdi burada da kültürler jeosit dediğimiz, yani kültürler jeosit bir hayatın yaşadığı jeosit alanlarımızın bulunduğu yer. Mahkeme ağacın, yani muhkem ağacından gelen, akça anlamına gelen tüfler üzerine kurulmuş bir yeraltı şehri var. Yaklaşık 4 katlı ve yatay birbirlerine geçişleri olan bizim Bizans, Roma ve Galatlardan kalma burada belki de Türkiye'nin ilk üçüne girebilecek büyüklükte bir yeraltı şehri var. Hristiyanlığın yayıldığı ilk dönemlerde burada yaşam izlerinden bunu da anlıyoruz. Hocam, burada bunu anlattık. Burada Karagöl'e gidiyoruz. Karagöl bilindiği gibi her yerde var. Şimdi Ankara bölgesinde Çubuk Karagöl var. Kızılcahamam Işık Dağı'nda yaklaşık 1400 rakım üzerinde 27 metre uzunluğunda, 7 metre eninde, 2,5 metre derinliğinde bir heyelan çökme sonucu oluşan heyelan gölüdür. Etrafındaki ağaçlık ve kamp alanları için uygun doğa harikası bir yer. Burayı da bu 3 boyutlu bir şekilde simüle ettik. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında İstanbul'daki turumuz devam ediyor. Çorum, Kargı, Çetmi, Nere, İstanbul, Şile, Nere. İstanbul, Şile'de Kömürlük köyündeyiz. Hem Çetmi usulü Çorum bir pizza yiyeceğiz. Hem de ne yapacağız? Kömürlük köyünün isminin verildiği pizzacı Mustafa abinin elinden Kömürlük pizzasını yiyeceğiz. Mustafa abi de çeşit bol. Ancak dedim ki ben, önce gözümüz doysun, sonra gönlümüz doyar, mide en son iki pizza yeter dedim. Öncelikle Mustafa abi, ne hamur açıyorsun be? Vallahi billahi kadınlar kıskanacak ya. He? Evet doğru. Kaç yıldır hamur açıyorsun Mustafa abi? 30. 30. Mustafa abi, buyur. Şöyle bir dur. Önce bir dur. Mustafa abinin en büyük özelliği değerli izleyiciler, atom karınca yerinde de duramıyor. Yaş kaçtı Mustafa abi? Ayıp olmaz mı? 2 yıl daha yaşlandın. Ha, 72. 72. 70 yaşında çekmiştik programı. O yeşillikler içerisinde güzel ilçem Çorum Kargı'da köyün içine pizzacı açmıştı. Pizza şimdi böyle yabancı yiyeceği gibi algılanıyor ama pizzayı yerli usule yavaş yavaş dönüştürüyorsun abi. Evet. Yani mesela şimdi Çetmi pizza. Niye Çetmi pizza? İşte orada olduğundan dolayı Çetmi pizza, Çetmi verdik ismini. Yani memleketim Çorum Kargı Çetmi diyorsun. Evet. İsmi verdin. Köyüme özenerek verdim. Şimdi bir de Kömürlük çıkarttın abi. Kömürlük çıkarttık. Niye abi? Şimdi ikinci şubemizi buraya açtık. Yeğenim açıverdik. Açtı. Ve ben de onları öğretmeye geldim. Bir ay. Ondan sonra burada da Kömürlük ait buraya açtık. İnşallah çok güzel gidecek. Gidecek. Şimdi değerli izleyiciler, Mustafa abinin özelliği pizzanın hamurunu kendi eliyle açıyor. Fabrikasyon değil. Evet. 2. Malzemeleri organik ve organiğe yakın. 3. Her pizzaya kendi kafasından geçirdiği, gönlünden geçirdiği kendi ismi yazdığım, veriyor. Kendi yazdığım, evet. Kendi yazdığı ismi veriyor. Yani bak, ne bir İtalyan ismi, ne Amerikan ismi, ne İspanyol ismi. Yerli isim. Şimdi öncelikle Çetmi pizza. Malzeme ne Mustafa abi? Pizzalarımızın, şunu söyleyeyim, baharatları İsveç'ten geliyor. Yeni, öncekinden yeni bir sos buldum. O da Fransa'dan geliyor. Sadece %100 tereyağından yapılmış bir sos. Eyvallah. Çok çok güzel. Mesela şimdi buna ne açacaksın buna abi? Buna işte o şey, çetmi. Ne atacaksın bunun üstüne abi?
Domates sosu. Malzemeleri önce bir sayalım. Evet. Sonra zaten ekrana getireceğim. Domates sosumuz, mozzarella peynirimiz, bonfile, özel yapılan bonfile, fırında kızartılmış bonfile. Ondan sonra biberiydi ve Fransa'dan gelen sosumuz. Ondan sonra fırın. Fırın. Ondan sonra abi kömürlük pizzasını ne atacaksın abi? Kömürlük pizzası. Farz etti yine bu da kömürlük. Ha. Ekranlara getirdim. Gene domates sosu, mozzarella peyniri, kuzu tandırı. Kuzudan yapılmış kuzu tandır. Gene kırmızı yeşil biber. Ondan sonra sarımsak. Bu da fırına. Bu da fırına gidecek. Evet. Diyorsun. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Mustafa abi kendi elleriyle zaten 50 yıldır bu işi yapıyor. Hamurları açacak. Üstüne az önce saydığı malzemeleri saçacak. Sonra göreceksiniz. Sonra fırının başına geçecek. Odun ateşinde pişirecek. Dışarıya çıkaracak. Biz o görseli göreceğiz. Abi o zaman ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin sana. Yaradan diyorum efendim. Şimdi Çorum Kargı Çetmini isminin verildiği Çetmi pizzası ve İstanbul Şile'de Kömürlük Köyü'nün hemen yamacındayız, girişindeyiz. Bir de ona isim koymuş Kömürlük Pizzası diyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Fırının başında buluşmak dileğiyle. Değerli izleyicilerimiz, insanoğlu bir gün var bir gün yok. İstanbul'da ilçeler arasında Şile bir ömürlük. Şile'nin içinde de en güzel köy Kömürlük. Kömürlüğün içinde de değerli izleyiciler bir damak tadı, lezzet harikası Kömürlük pizza, Çetmi pizza ile yan yanalar. Değerli izleyiciler, bu gördüğünüz, altını bir kez daha çiziyorum, Çorum Kargı usulü Çetmi pizzası. İçinde yok yok. Gördüğünüz gibi yeşil biberi var, kırmızı biberi var, mantarı var, eti var, bonfilesi var. Yok yok. Yok yok, evet. Yok yok efendim. Bunu böyle kenara bırakıyorum. Bu da kömürlük usulü, yine bol miktarda et var, organik et var. Kuzu tandır. Ormandan toplanmış mantar. Evet. Doğru mu? Mantarı var abi. Biberi var, kuzu tandırı var. Kuzu tandır pizzanın üstünde, Mustafa abinin elinde candır diyoruz. Doğru. Abi ne yapacağız? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz, güzelleşeceğiz diyorsun. Evet, evet. Yolumuzu nereye düşüreceğiz? Yolumuzu Çetmi'ye ve Kömürlük Köyü'ne. İşini güzel yap, vaktini iyi kullan, sonradan çekme çile. Yolunu mutlaka düşür İstanbul, Şile. Evet. Ondan sonra şöyle Mustafa abiyle pizzayı el ele diyoruz. Doğru mu? Aynen, doğru söylüyorum. Evet, odun ateşinde pizza. Bekliyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, fındık sezonu geldi. Gördüğünüz gibi dallarda fındıklar olmaya başladı. Şimdi arkadaşın teki bir tarla sahibi, kıymetli büyüğümüz içeride motor çalıştırıyor. Ayda, o ne ya? Allah Allah, Allah Allah. Değerli izleyiciler, yılan. Aha. Vallahi yılan tarlada. Uyuyor şu anda. Yakın plan.
Evet, uyuyor. Rahatsız etmek istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Kerem al görüntüye. Rahatsız etmek istemiyorum. Şu anda uykuya yattı. Bu arada gözlerimize gelebilir, gözlerimize gelebilir. Zor bir iş. Arkaya dolaşmamız gerekiyor. Natural, organik, doğal çekime devam ediyoruz. Şu anda makineyi çalıştıran, araları temizleyen abinin bizden haberi yok. Abi, vallahi yanaşamadık. Adam bizi alo! Hoş geldiniz be. Abi. Ülkemin çalışan insanları hoş geldiniz. Abi selamun aleyküm. Doğru söyledim. Doğru söyledin de şu cam halini bir görelim abi. Abi görelim be. Abi görelim. Deminden beri yaklaşık olarak biz tarlaya gireli 3 dakika oldu abi. Öyle mi? 3 dakikadır yanına yanaşamadık. Şimdi motorun gürültüsü var. Motorun gürültüsü var. Dolayısıyla ben sizi hiç duymadım. Duymadığından eminiz, biz de doğa çekim yapıyoruz zaten. Duymadım. Bahçe senin mi? Biz emanetçiyiz değil mi? Emanetçiyiz, emanetçiyiz. Hep klasik laflar abi. Aynen, aynen. Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede Rabbim, bunun ilk sahibi? İlk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan. İşte biz de biraz böyle oyalanıyoruz. Bu dünya fanidir bilesin. Er geç kuyusunu kazar herkesin. Kesinlikle. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela. Sonunda ölecek değil misin? Aynen. Amenna ve seddakna. Senin yüzüne ne oldu? Nasıl? Kestin mi orayı, ne yaptın? Neresi? Şu tarafta kan var orada. Olabilir. Abi senin bundan da farkın yok değerli olabilir, izleyiciler. Olabilir. Adamı kana akmış, haberi yok. Şimdi şöyle bir şey. Neyle bir şey? O motorun şeyi var ya. İpi var ya, evet. İpinden taş parçacıkları böyle vurabiliyor. Evet. Gerçi her ne kadar önümüzde siper öyle var dur ama, abi, öyle dur, öyle siper dur. Siper var ama yine sağa sola vurabiliyor. Biz o heyecanla o acıyı duymuyoruz. Eve gidiyoruz ya, eve gidince elimizi yüzümü banyo yapıyoruz. Aa bakıyorsun burası acıyor. Öyle. Ya burası kanıyor yani. Kaç saat çalışıyorsun abi? Ya günde gene 8-9 saat falan. Bu şekil mi çalışıyorsun? Yani böyle. Öyle. Kaç dönüm araziyi aralıyorsun? Böyle mesela 7-8 saatte. Şimdi bu otları temizlemesen olmuyor mu? Şimdi Harun Bey, bu otları temizlemesen olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü fındık bir zaman sonra toplanmaya çok yakın tane döküyor aşağıya. Tane döktüğü için o otların içinde kayboluyor. Abi sana kolay gelsin diyor. Allah razı olsun. Ne iyi ettiğinizde geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim ülkemin çalışan insanları, hepinize çok selam, gönülden selamlarımı iletiyorum. Yaş kaç abi? Hepinizi çok çok seviyorum. Yaş, tahmin et be Harun Bey. Abi, tahmin yani et. 60 gösteriyorsun ama emekli olduğuna göre devletten. 67. 67. Evet. Allah nazarlarından saklasın diyoruz. Allah cümlemizi nazarlarından saklasın. 80 yaşını görürsün, 100 yaşını görürsün İnşallah diyoruz. İnşallah hep birlikte. Güzel fındık ağaçlarıyla, güzel fındık taneleriyle. Hep birlikte bu ülke bizim. Hep birlikte inşallah. Hepimiz güzel günler görelim. Çalışan kazanır diyoruz. Toprağı ekersen, toprağa bakarsan toprak ana sana verir diyoruz. Kesinlikle. Şimdi fındık temizleme çalışmalarıyla biraz da fındık toplayacağım. Sizleri baş başa bırakıyoruz.